Peygamberlik makamına yakın bir makam. Ne mutlu ki Allah yolunda, vatan uğrunda, bayrak uğrunda, ezan uğrunda canlarını feda eden şehitlerimize ne mutlu ve ailelerine ne mutlu. Değerli dostlar, benden önceki konuşmacı arkadaşlarımızın, başkanlarımızın da ifade ettiği gibi Türkiye çok önemli bir kararın arefesinde bulunuyor. Biz AK Parti olarak ne zaman başımız sıkışsa, ne zaman bir karar vermekte ülkemizin geleceğiyle ilgili zorlansak hep milletimize başvurduk. 2007 yılında böyle yaptık. 2010 yılında böyle yaptık. Şimdi bir kez daha sizlerin huzurunuza bu kararı getirmiş oluyoruz. Nedir bu karar? Ülkemizdeki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili yeni bir yönetim sistemini gelip milletimize soruyoruz. Ne diyorsunuz? Mevcut parlamenter sistemle mi ülke yoluna devam etsin, yoksa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle mi yolumuza devam edelim diye milletimize soracağız ve 16 Nisan'da milletimiz ne karar verirse verilmiş olan karar başımızın tacıdır deyip yolumuza devam edeceğiz. Ancak bu karar arefesinde tabii ki milletimizi doğru bilgilendirmek de bizim boynumuzun borcu. Yani siyasetçilerin borcu. Ama doğru bilgilendirmek siyasetçilerin borcu. Yalan yanlış bilgilerle değil. Siyasetçilerin asli görevi ülkeye hizmet etmektir ve vatandaşlarına, milletine rehberlik etmektir, önderlik etmektir. Doğru bilgilerle de vatandaşı bilgilendirmektir. Ne yazık ki şu ana kadarki süreç içerisinde ana muhalefet partisi liderinin ve temsilcilerini görüyoruz ve izliyoruz ki milletimize doğru söylemiyor. Milletimizi yanıltmak için her türlü film fırıldağı çevirmenin gayreti içerisindeler. Millete yalan bilgi, yanlış bilgi vererek siyaset yapma tarzından bir türlü vazgeçemediler. Değerli dostlar, ya bunu nereden söylüyorsun, niye söylüyorsun? Elimde bir gazete var. Biraz önce hanımefendi gazeteyi elime tutuşturdu. Gazetenin en üst sayfasında, köşesinde bir Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanının bir açıklaması var. Açıklama aynen şu: yüreğiniz yetiyorsa tek adamlıktan TBMM'yi kapatmak istediğinizden bahsedin. Bu kadar seviyesiz, bu kadar ahlaksız, bu kadar insanlık dışı bir açıklama olamaz. Hayır, liderlere bu açıklamayı yapıyor ki ilçe başkanlarının açıklamasında çok görmüyor. Ya böyle bir siyaset anlayışı olabilir mi? Böyle bir siyaset tarzı olabilir mi? Hangi tek adamlıktan bahsediyorsun? Sen tek adamlıktan bahsediyorsan dön kendi siyasi tarihine bak. Tek adamlık orada, diktatörlük orada. Bu millete nasıl diktatörce davrandığınız sizin siyasi geçmişinizde belli. Bu millet bunları unutmadı. Unutmadığı için de sizi 60 yıldır iktidara getirmiyor ve getirmeyecek. Siz bu milletin inancıyla alay ettiniz yıllarca. Bu milletin kılığıyla, kıyafetiyle alay ettiniz. Bu ülkenin bilge insanlarını siz istiklal mahkemelerinde astırdınız. İdam ettiniz. Bu ülkenin Kur'an kurslarını, camilerini kapatıp ahır yaptınız. O millet bunları unutmadı. Diktatörlük işte bu uygulamaları size yaptı. Ama siz utanmadan, sıkılmadan kalkıyorsunuz. Ömrünü bu ülkeye hizmet etmeye adamış bir kişiye siz utanmadan, sıkılmadan diktatör damgasını vurmaya çalışıyorsunuz. Tek adamlık damgasını vurmaya çalışıyorsunuz. İnsan biraz sıkılır ve utanır. Yüzü kızarır. Ya bir şey bilmiyorsunuz, ya bildiğiniz halde iftira, yalan söyleyerek bu milleti yanıltmaya çalışıyorsunuz. Bu millet 1950'den sonra sizin filmleriniz, fırıldaklarınızla, tek adamlıklarınızla, açık oy, gizli tasnif oyunlarınızla milleti yönetmeye kalktınız ama o dönemler geride kaldı. O eski Türkiye'deydi. Şimdi artık Türkiye uyandı.
AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu da biliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir lider olduğunu da biliyor. CHP'nin nasıl bir parti olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir lider olduğunu da biliyor. Bunu ayırt edemeyecek kadar milletimiz aptal değil.